Değerli izleyenler ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Aybüke İnce. Gün özetiyle karşınızdayız. 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlilik alan ilk 4 ulusal araştırma altyapısından biri olarak nanoteknoloji alanında faaliyetlerini sürdüren Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ikinci 5 yıl için yeterlilik almaya hak kazandı. Sunumun ikinci yeterlilik dönemi için TÜBİTAK MAM'da yapılan toplantı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'la TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal ve Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil ile Sunum Yönetim Kurulu üyeleri, direktör ve direktör yardımcılarının katılımıyla gerçekleşti. Her yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ARGE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi İzmir'de gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yöneticileri ve ARGE Merkezleri Yöneticilerinin katıldığı törende Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 10 yaş ve üzeri TGB, 5-10 yaş aralığında gelişmekte olan TGB, 5 yaşından küçük erken aşama TGB ve en iyi gelişme gösteren TGB'ler kategorilerinde değerlendirilerek ödüllerini aldılar. Arge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 2020 ve 2021 yılı bizler için yapılan düzenlemelerin sahaya yansımaları açısından çok önemli bir yıl oldu. Yaptığımız düzenlemelerle ülkemiz milli teknoloji hamlesinde yaşadığımız başarılar için bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Kaspersky 14 Aralık'ta uluslararası Security Cup öğrenci yarışmasının final roundunu düzenledi ve kazananların Singapur Ulusal Üniversitesi ve Singapur Teknolo Teknoloji Enstitüsü olduğunu duyurdu. Kazanan ekibin Hygiene Platform for Mobile Security adlı projesi, güvenlik ve geliştiriciler arasındaki boşluğu dolduran yepyeni bir mobil güvenlik hijyen uygulama aracı oluşturmaya odaklanıyor. Son 5 yıldır dünyanın dört bir yanından 5000'den fazla yetenekli öğrenciyi yenilikçi siber güvenlik projeleri üzerinde işbirliği yapma amacıyla bir araya getiren Security Cup daha güvenli bir yarının temellerini oluşturmayı hedefliyor. Bu hevesli öğrenciler büyük ödülü 10 bin dolar değerinde olan bu uluslararası yarışmaya katılarak siber güvenlik altyapılarını zenginleştirme ve sektördeki projeleri kapsamlı bir şekilde inceleme fırsatı buluyor. Top ve Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi birlikteliğiyle düzenlenen Turuncu Konuşalım etkinliği bugün saat 14'te düzenlendi. Reklamcılık sektöründe uluslararası başarılara imza atmış 6 panelistin katılımıyla gerçekleşen etkinlik 2 oturum şeklinde gerçekleşti. Etkinlikte reklam nasıl yapılır, reklamcılıkta nasıl sürdürülebilirlik sağlanır gibi birçok konu ele alındı. Soru cevap bölümünün hemen ardından konuşmacılara ödüllerinin takdim edilmesiyle panel sonlandı. ICT Media TV'de haftanın son günü özetiyle karşınızdaydık. Pazartesi günü sabah gündeminde yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.